Bugün Saadet Partisi'nin İstanbul adayını duyduk bir olaydın ve bakalım önümüzdeki günlerde hangi isimlerle karşılaşacağız gerek İstanbul gerek Türkiye'nin diğer şehirlerinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından İzmir'i herkes merakla bekliyor. Peki Mayıs seçimlerinden bu yana Türkiye'de neler yaşanıyor özellikle e, ee, <laughs> politikaları, muhalefetin politikaları, neler değişti, neler değişmeli hepsini konuşacağız. Kiminle? Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. <laughs> Daha iyi günlerimiz olmuştu <laughs> diyor musunuz? <gülüyor> 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 kontrollü bir iyimserlik içerisinde. Kontrollü bir iyimserlik peki, e, Gültekin Bey, e, bu akşam hem memleketin hali pürmelenli konuşacağız, hem yerel seçimleri konuşacağız. Ama izin verirseniz biraz e, sizin o günden sonra hiç konuşamadık, biraz geri saralım istiyorum <laughs> filmi Mayıs'a gidelim e, ve e, Altın Masanın e, üyelerinden biriydiniz e, si, partiniz ve siz seçimden sonra fena bir sarsılma ve savrulma yaşandı. Özellikle de artık bugün bütün siyaset bilimciler, anketçiler hep aynı şeyi söylüyorlar. Siyasetçilerde de aynı kaygı olduğunu görüyorum. Diyorlar ki seçmeni sandığa götürmekte zorlanmayız, umarız. Siz böyle bir kaygı taşıyor musunuz? E, taşıyorum tabii ki. Yani tabii Türkiye 20 yıllık adeta Cumhuriyet'in bir devri sabit muamelesi uygulandığı bir dönemle, dönemin içerisinden geliyoruz. <laughs> Ama son kulvara baktığımızda 16 Nisan 2017 referandumu, 2018 seçimleri, 2019 yerel seçimleri kademe kademe bir demokratik mücadele iklimini, demokratik mücadele setini kademe kademe olgunlaştırarak, psikolojiyi büyüterek, başarılar elde ederek referandumda işte Atalan Üsküdar'ı geçti hı hı. denilse de ee, ...çok katı bir şekilde vatandaşımızın e, yarısı, yarısından fazla olduğunu inanıyorum ama... ...yani bir eşikte e, geç resmi e, geçirildi. E, 2018 seçimleri Sayın Erdoğan tarihinde ilk defa Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğunu kaybetti MHP'nin desteği olması. E, 2019 seçimleri İstanbul başta olmak üzere Ankara'dır, e, Adana'dır, Mersin'dir e, pek çok yerde... Muhalefet önemli başarılar elde etti ve bir büyük değişim arzusunu yorgun Türkiye'ye dair söyleyecek sözü kalmamış. Türkiye'nin önüne ne demokrasiyle ilgili ne hukukla ilgili ne ekonomisinin e, sıçrama yapması, boyut değiştirmesi bir oyun kurucu e, değişiklik yapabilecek bir önünde tezi olmayan bir iktidar. Hı hı. Sadece ve sadece bir kişi ve onun ailesi başta olmak üzere yakın şürekasının varlığını korumak, mahkemelerden uzak tutmak. Bunun mücadelesine dönmüş karşıda bir ekip var. Tabi bu süreç içerisinde Türkiye bir travmatik dönemden geliyor. Operasyonlar dönemi diyebiliriz. FETÖ'den, Balyoz, Ergenekon, onlarca dava sayarız. Hı hı. E, netice itibariyle geldiğimiz noktada bir büyük ümitle, sorunuzun özüne geleyim, Mayıs seçimlerinde hakikaten zaman zaman da ifade ettim. Türkiye'de bu keyfi rejim olarak tarif ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kabaca bu ülkenin %60'ı ile %65'i arasında bir itiraz var. Tabii farklı gerekçelerle çok bölünmüş, kutuplaşmış etnik ve onun dışındaki referans sahalarında kimliklere mahkum edilmeye çalışılan bir Türkiye portresinde bu ortak paydayı demokrasi ve hukuk zemininde inşa etme gayretidir aslında. Altın Masa'nın yapmaya çalıştığı kademe kadem ve bunun da toplumsal birlikteliği oluşturması açısından o ortak duyguyu, duygudaşlığı çok önemli bir fonksiyon görmüştür. Sandık neticelerinden çok bağımsız söylüyorum. Tabi o günden itibaren bir başarı hedeflediniz. Ee, yani onun gerisinde kalınca ister istemez bazen kafayı vurduğunuzda naslarınızı da sorgularsınız gerek olmadığı şekliyle. Sadece şunun altını çizip ha, evet. virgül koyayım siz de devam edelim. Tamam. 28'i akşamı Cumhuriyet Hı. Halk Partisi'nde altı lider olarak yaptığımız değerlendirmelerde en azından kendi perspektifimizden bir cümlenin altını çizme ihtiyacı Hı. hissetmiştim. Yani farklı değerlendirmeler muhasebe mutlaka yapacağız ama bugün itibariyle neticede mücadele burada bitmiyor. %48'leri her şeye rağmen demokrasiden hukuktan yani irade koymuş pamuklara sararak bu iradeyi büyütmektir bizim mesuliyetimiz örselemek değildir diyerek... Ama maalesef. Yani, ama büyütemedi. Büyütemedik, ee, Şimdi büyütemediğiniz sebep diye soracağım. Yani bu aslında bir idealden bahsettiniz ya. Mayıs seçimlerine götüren süreçte altılı masanın bir ideali vardı. İdeal neydi? Kısaca aslında siz e, anlattınız ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmak. Bir sistemden kurtulmak ve Türkiye'yi yeniden e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürmekti. E, olmadı. E, halk buna oy vermedi. Ee, bu, bu, bu çok uzun konuşulabilir. Bir başka zamana bırakalım. Ama siz niye vazgeçtiniz? Yani siz liderler, siz siyasetçiler. Bundan neden vazgeçtiniz? Aslında en azından kendi cephemizde biz e, günübirlik, hı hı. konjöktürel bir takım kararlar vermiyoruz. Çok temel bir hükümümüz var. Netice itibariyle bugün e, işte, ekonomiyle ilgili meselelere bakalım, diğer... Hı hı. E, demokratik tavır alanların daraltılmasına bakalım. Topyekün demokratik rejimle alakalı. Ülke bir yıl önce aşağı yukarı işte bir büyük deprem yaşadı. Ya yani vatandaşa taahhüdüdür sorumlu bir devletin. Vatandaşa orada oturma iskan izni veriyorsak vatandaşa bizim taahhüdümüz akla, bilime, kanunlara, yönetmeliklere, tüzüklere uygun sağlam binaları size teslim ediyor. Şimdi bu taahhüdüne bile uymamış Topyökün sistematik her sahada çöküş yaşayan ortada bir hal var. Ee, elbette Türkiye'nin çözemediği meseleleri var. Hı hı. Dini milli hamasi iklim içerisinde uçuyoruz, kaçıyoruz denilerek söylenen sözler. Şimdi üç yıl, iki buçuk üç yıldır uygulanan ekonomik politikalarının hı hı. bir Allah'ın kuru, bir sorumlu vatandaş, biraz ağır duygusu olan, biraz utanma duygusu olan e, demokratik bir savunu yapmak hükümetin Sayın Erdoğan'dan başlayarak bir tane damet getirmiş sözü var mı? O zaman bu bedeli Türkiye'nin için ödüyor? Biz aslında vazgeçmiş değiliz. Yani parti olarak da o taahhütlerimizin arkasındayız. Tabi burada e, kamplar halinde yapılır hale gelmiş siyaset var. İktidarın yedeğini aldığı... E, ...kamu gücüyle beraber orada e, MHP'nin de bir e, sürecin işleyişinde çok e, önemli iddiaları yok... Hı hı önemli beklentileri yok diyelim iktidarla ilgili. Orada rahatlatan bir unsur görüyor ama muhalefette aktör sayısı çok daha fazla. Bu beklentileri uyumlu hale getirebilmek, herkesin menfaatlerini uyumlu hale getirebilmek çok da kolay bir iş değil. Ama maharet, bize düşen maharet orada. Hani Zafer, Tarık Zafer Tunay Hoca'nın Atatürk için söylediği güzel, hoş bir Michelangelo'nun şiirinden e, alıntılayarak her mermer bloğunda bir venüs heykeli saklıdır. Sanatçının mahareti oradan o heykeli çıkarabilmektir. İşte Atatürk bunu yapmış. E, bugün yönetenler bütün bu zorlukları içerisinde bize düşen vazife bu zorluğun içerisinden bir başarıyı çıkarabilmekti. E, maalesef başaramadı. Evet peki. E, şimdi e, bu sürecin en çok kazananları oy oranları ben küçük parti demiyorum, oy oranları düşük olan partiler demeyi ya da yeni partiler bazıları da en çok kazananın onlar olduğu söylendi. Bunun arasında aslında siz de varsınız. Yani denildi ki işte çok milletvekili aldılar. Buna karşılık ne söyleyeceksiniz? Yani bu eleştirilere katılıyor musunuz? Demokrat Parti Genel Başkanı olarak Yani çok katılmıyorum ama. en azından kendi cephemizden. Tabii bizim Siz zaten, iki boyutuyla, evet. Hı -hı. bir bir tarafta Cumhurbaşkanlığı seçimi, biz bütün sağduyuyla, sorumluluk duygusuyla, bütün bu sürecin başarıya ulaşması için gücümüzün ölçeğince söz söylemeye yapıcı, Hı -hı. kolaylaştırıcı fonksiyon görmeye gayret gösterdik. Çünkü bu bir tarihi an, kimi tarihi anlarda, Dengenizi kaybederseniz ülkenin de ödeyeceği bedel, milyonların da ödeyeceği bedel çok daha katmerli hale gelir. Mesela sadece meclis temsiliyeti değil. Hmm. Tabi orada da stratejik hatalarımız var. Yani hedeflediğimiz kitleler açısından topyekun hmm. muhalefetin bugün parlamentoda muhalefetin çoğunluğu olsa, meclis başkanı başta olmak üzere muhalefetten seçilmiş olsa, Can Atalay krizinden başlayarak Türkiye pek çok demokratik Kesinlikle. dengelenmeyi, demokratik süreçleri, iktidarı parlamento zemininde varlığı hiçleştirilmeye çalışılan fonksiyonları eli kolu bağlanmış yok edilmeye çalışılan büyük millet meclisi parlamento çok anlamlı hale geldi. Bunun için stratejik hatalarımız var açık yürekli söylüyorum. Çünkü biz parlamento rekabetinde çok önemli bir stratejiyle beraber cumhurbaşkanlığı seçiminde bir artı değeri üretebilmeliydik. Orada... Partilerin biraz evvel ifade ettiğim o beklentilerini, önceliklerini, menfaatlerini uyumlu hale getirebilmek çok da kolay değil ama e, hem altı siyasi partinin kendi içerisindeki e, bölgenin bölgesel hassasiyetler, il seçim çevrelerinin farklı hassasiyetleri, farklı gruplaşmalar, farklı modeller, farklı stratejiler denemeliydik. Orada eksiğimiz var ve o, ne, o neticeyi getirdi. Ama fazla milletvekili almadık diyorsunuz. Yani ben meseleyi bir böyle at pazarlığı <laughs> milletvekili sayısı üzerinden Hayır seçmerek, değerlendirmek istemek tabii şöyle vermek böyle, bir Çünkü yükü, böyle bir şunu ifade edeyim var. ama Hı -hı. yani böyle bir yükü bu derecede Cumhuriyet Halk Partisi'nin taşıması da doğru değildi. Kolay da değildi. Yani Hı -hı. E, ama hani o noktada daha ileri giderek bir değerlendirme yapmak Peki. Da istemem. Peki şimdi yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Ee, şimdi benim e, Demokrat Partiler benim programlarıma çok sık katılan e, Cemal Yurtla ilgili bir soru sorayım hemen size. Daha çok yeni İstanbul'a aday ol, olabileceğini söyledi. Evet. Yani olmak istediğini söyledi. Hazır ben genel başkanı buradayken sorayım. <laughs> Cemal Engin Yurtu evet. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapar mısınız? Cemal Bey istekli. <laughs> ee, elbette biz de aksi bir tutum almadığımız müddetçe partiler... Her siyasi parti azami gayreti, azami neticeyi üretmek için her alanda var olacaktır. Bütün bunları değerlendirirken Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sosyo sosyal, siyasal psikoloji, hı. toplumsal psikolojiye kayıtsız bir şekilde de davranmadık. Çok net tavrımızı kategorik olarak da koyduk. Bizim birinci önceliğimiz iktidarın kaybetmesidir. Hı hı. Ama elbette gönlümüz Demokrat Parti'nin kazanmasını ister. Bu noktada... Ee, önümüz hafta kurulumuz da var artık e, belirli oranda açıklamaya çalıştığımız adaylarımız var hı hı. önümüz süreçte kalan 25 günlük süreç içerisinde de kademe kademe açıklayacağız. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerle ilgili de bir değerlendirme yapıyoruz ama bu noktada e, Cemal Bey başta olmak üzere istekli arkadaşlarımız var hem milletvekili olarak hem onun dışında e, bir kararımızı vereceğiz. Bir kararınız ve ne kadar yakınsınız e, Cemal Engin Yurtun? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı dayı Ben şöyle tabii, olmasına. çok sağlıklı değerlendirmeler yapmak lazım. Çok hı. kabaca e, değerlendirmeler yapıyoruz. Oy geçişleri, hı. Türkiye'de farklı referanslarla oy veren. Ne diyor araştırmalarınız e, ve e, masaya yatırdığınız veriler? Şş, yani Türkiye karpuz gibi ikiye bölünmüş. Hı hı. Bu kutuplaşma ikliminde zaten e, Türkiye'nin e, toplumsal psikolojisi, siyasal psikolojiyi Özellikle de bu yerel seçimden sonra uzunca bir dönem seçim olmayacağı için burada çıkacak neticeler oranın sınırlarını da bel belli edecek. Ee, İstanbul'un Sayın Erdoğan için ne manaya geldiğini biliyoruz. Yani 28. akşamı e, Kısıklı Meydanı'ndan o propagandayı başlatarak sanki İstanbul'u bunca zaman e, kendileri dışında yani şurada bir dönem bile tamamlanmadı ki e, siz haksız bir gaspla yani demokrasi, milli irade şampiyonluğu yapanların 6 Mayıs 2019 yılında nasıl Sayın İmamoğlu'nun kazandığı seçimleri iptal ettirdiğini hafızamızdan çıkartmamak lazım. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun o kararın nasıl alındırıldığını, şimdi suretaktan görünerek sanki Türkiye'de bu olaylar olmamış, bu vakalar yaşanmamış gibi bir takım beyanlarını görüyoruz. Elbette seçmen değerlendirecek ama ben burada e, muhalefetin çok avantajlı olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Ee, elbette oyunu konsolide edebilmek oy farklı parti siyasi partilerin bu kadar çok adayla muhalefetin e, şimdi muhalefetin siz e, konuşurken e, hala altılı masadaymışçasına konuşuyorsunuz ve muhalefetin şanslı olduğunu düşünüyorsunuz. Yani bir e, yekpare bir şeyden bahsediyorsunuz ama artık muhalefet de parçalı ve çok fazla aday var. Şöyle e, hala yine de çok şanslı görüyor musunuz? Görüyorum. Ee... Yani seçmenimiz çok bilinçli ve artık stratejik oyuncuya vatandaşı dönüştürür hale geldik. O psikoloji. Yani partiler toplumsal psikolojinin hizasında, vicdan hizasında durmadığı takdirde... Elbette kendi tercihleridir. Ben hiçbir hı hı. siyasi partinin tercihini yargılamak adına söylemiyorum ama... Yani bu ittifak meselesinde de böyledir. Siz doğru bir kurguyu, doğru bir iklim oluşturamazsanız... Partilerin işbirliği yapmasının, çeksenet cirolar gibi milletin iradesini veyahut da arkasında hissettiği destekçilerin iradesini hmm. bir yöne götüremez. Toplumsal iklimin doğru hizada durabilmek lazım. Ben bugün toplumsal vicdanın söylediğini, yani burası bir biraz evvel de söyledim, demokratik bir savunma hattı. Hmm. İstanbul çok önemli bir. Sayın Erdoğan'ın İstanbul'u kaybetmiş olmasının kendi siyasi partisi içerisinde ve şunu biliyoruz ki 94 yılından itibaren kendi siyasetini kirli kaynaklarına nasıl finanse ettiklerini yani cümle alem biliyor bunu bu herkesin bildiği sır İstanbul üzerinden bir taraftan sanki e, deprem e, toplama alanlarını imara açarak sanki bunları başkaları yapmış gibi yok yatay mimari diyerek e, biraz evvel ifade ettiğin gibi suret haktan görünerek bir takım savlar tezler iddialar e, seslendiriyor ben hani neleri söyledi de unutmadı, yutmadı ki hangi birini söyleyelim. Ben o açıdan muhalefetin burada her siyasi parti farklı bir kitleye farklı bir geçişkenliğe hitap edecektir. En nihayetinde e, ben o muhalefet adına neticenin çok olumlu olacak kanaatimde. Evet, Kesin aday çıkaracak mısınız? Yani biraz evvel ölçüyü Hı -hı. koydum. Hı -hı. Hani bunu da bir böyle bir e, siyasi angajman pazarlığı Hı -hı. böyle bir amaç ve niyetle asla ve kata öyle Hı -hı. bir Niyetimiz de yok. Biz çok açık durduğumuz Hı -hı. noktada vakur tavrımızı göstermeye çalışıyoruz. İstikrarlı bir çizgiyi değerlendirmeyi e, ifade etmeye gayret gösteriyoruz. Yani partiler aksi bir karar almadığı müddetçe. Bugün tabi başta sorduğunuz soru e, alt, 14 Mayıs, 28 Hı -hı. Mayıs. O sürecin bir takım aksaklıkları, siyasi partilerin iç bünyelerine yansımış yorgunluklar var. Bir takım Hı -hı. tortular var, bir takım öfkeler var yerlerde. Bir takım farklı beklentiler var. Bunların etkileri var. Bugün Hı -hı. siyasi partiler çok sınırlı düzeyde ama ben seçmenin o manada doğru noktalarda doğru adaylarla stratejik hareket edeceğini düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Peki e, stratejik oyu o zaman CHP'den yana mı kullanacak? Ne demek istiyorsunuz? Şunu söylemeye çalışıyorum. Kim, nerede, hangi partinin hangi adayı nerede kuvvetli ve doğruysa orada Ha, e, ...arkada anladım. yığılma olur. Ama anladım. bu partiler kendi mücadelerini... Hı -hı. E, ...kendi teşkilatları üzerinden... ...elbette o mobilizasyonu verecektir. Ben e, zaman zaman... ...hani böyle işte... E, 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 ...iktidar cephesinde de... ...bugün pek çok sıkıntı var. Yani muhalefeti konuşuyoruz ama... işte ...o blokun içerisinde olan siyasi partilerin... ...aday çıkarılacağı ama en nihayetinde... ...Sayın Erdoğan Yeni özellikle İstanbul'la ilgili... Özellikle, evet. e, ...her tür tavizi vererek... Ee, engellemeye çalışacaktır ama olmaya da bilir. Evet. Peki e, şimdi e, özellikle artık bunların olmaması gerekiyor ya da siyasette bunlar olabilir. E, ya hangi bakış açısına yakınsınız? Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında <laughs> e, ciddi olarak bir söz dalaşı başladı. Mesela dün Sayın Akşener bir gıcıklık daha yapacağım diyerek. E, Balıkesir'den Hı -hı. Turhan Çömez adayı gösterdi Hı -hı. ve e, aslında bakarsanız doğru hatırlarsak 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekili verdi e, İyi Parti'ye ve o milletvekillerinden biri Cumhuriyet Halk Partisinin bugün Balıkesir adayı olan belediye başkan adayı olan 2019'da Ahmet da adaylıktan geri çekildi Heh, Ahmet Akındı. Evet. E, Gerçekten hani bir gıcıklık yapacağım başlığıyla açıklanabilecek bir şey mi bu? Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani biz acaba çok mu dışarıdan baktığımızda hani bu kadar kilitlenmiş partiler birkaç ay öncesinde bugün bir bir, bir gıcıklık yapacağım diyerek aday açıklarken acaba fazla mı şey düşünüyoruz? E, siyaset dışı düşünüyoruz. Sayın Akşener'in kendi has bir terminolojisi var. Gıcıklık tabirini geçmişte Hı -hı. de farklı vesilelerle kullandı. E, tabii her siyasi partinin bir stratejisi var. E, bir tercih meselesi. Hı -hı. Yani her siyasi partinin kendi değerlendirmesi, kendisiyle ilgili bir hayat sahası, gelecek tasavvuru, gelecek e, büyüme stratejisi farklı olabilir. Hı -hı. E, tabii e, netice Türkiye iki aksla bir kutuplaşma yaşıyor. Bir işte AK Parti CHP aksı diyelim. Hı. Diğer aks işte MHP, HDP veyahut da DEM diyelim. Hı hı. E, bu başat aktörlerin etrafında da ister istemez bu kutuplaşma kümelendirir hale. Daha makul renkler kendilerini alan açabilmekte çok zorlanıyor. Bizler de dahil. Hı hı. Çünkü hani siyahla beyaz arasında sıkışmış bir Türkiye portresi var. Ve bir tatraverliğe dönmüş, ister istemez her seçim bir kritik seçim. Şu cümleleri çok sık duyuyoruz. Hı hı. Bu da demokratik tercihlerimiz yerine daha çok e, doğrudan inançlarımız, demokratik inandığımız idealler, değerler, partiler yerine aman A partisi gelmesin B'ye verelim, aman C partisi gelmesin D'ye verelim diyerek e, farklı bir alana e, savrulduk. Ve 20 yıldır böyle bir psikoloji içerisindeyiz. Tabi burada hani... Balıkesir özelinde 2019 yılında da hı hı. o seçim muhalefeti olarak Topyekün kazanılabilecek bir seçimdi. Bir takım stratejik hatalar. Yani orada biz de aday çıkardık. Biraz onun da vesilesi olduğu Zaman zaman Sayın Akşener onu da ifade etti. Hoş o gün aday gösterilen kişi netice itibariyle partiden istifa etti. 2023 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Balıkesir birinci sıra adayı oldu. Yani böyle de bir hı hı. seçilse ne yapardı ne yapmazdı onu bilemiyoruz. Ama ben yine de çok yakın bir zaman diliminde bu kadar çok önemli bir mücadeleyi ki tarif ederken hep Türk demokrasisinin en zor sınavı hakikaten hı hı. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında demokratik nizam içerisinde iktidarı değiştirebilme kabiliyetini ortaya koyabilseydi Türkiye için müthiş bir kredibiliteydi. Ekonomiden, uluslararası alana Türkiye'nin yeniden kendi ayarlarını, e, akitlerini hem Batı Atlantik aksında hem bölgesel her manada müthiş bir yani yaratıcı yıkım dediğimiz e, hadiselere benzer pek çok ayarını yapabilecek çok önemli bir enerjiyle toplumsal enerjiyle buluşur. Çok yapısal meselelerini de çözebilecek bir iradeyle bürünürdü. Yani bu program aslında altın masa olarak ortaya koyduğumuz bir değişim, dönüşüm programı. Çünkü Türkiye zamanı ıskalıyoruz. Hızla bir zaman dilimi var. Bugün Türkiye'nin çok yapısal bozulmaları var. Biz sadece suyun üstüne vurmuş tezahürlerini, sonuçlarını konuşuyoruz ama derinden işleyen her sahada, eğitim sahasında bakalım. Bugün işte Lozan okulları dediğimiz yabancı menşeli İstanbul'da okullara bakalım. Mezunların %98'i, %99'u yurt dışına gidiyor. Ya bunların çoğu Türkiye'ye dönmeyecek. Türkiye'nin yetişmiş insan gücü bir ülke için bundan daha büyük bir felaket olmaz. Siz Boğaziçi niteliğinde üniversite sayınızı artıracağınızda Anadolu'da Anadolu üniversiteleri bir büyük çöküntü içerisinde siyasetin arka bahçesi haline gelmişsiniz. Her gün bir nokta atışı, rektörlerin çiftliği haline gelmiş, sadece isimleri tarif edilmemiş ilanlar görüyoruz. Etik değeri üretecek, ahlakı üretecek, bilimsel bilgiyi üretecek bu ilim ve bilim kurumlarında bunu yaparsanız oradan bir netice çıkabilir mi? O açıdan çok bambaşka bozulmalar yaşıyoruz. Biz bu enerjiyi pozitif manada siyasetin e, bu değişimi sağlayarak Türkiye normalleştikten, normal bir demokratik rekabet ikliminden falan sahip değiliz. Televizyonlarımız, yani nefes sahamız çok sınırlı, dar bir koridorda biz demokratik mücadele yapmaya çalışıyoruz. Birileri yürüyen merdiven üzerinde koşuyor. Muhalefette engelli koşu yapmak mecburiyetinde bütün bunları elbette her siyasi parti farklı değerlendiriyor. Evet peki biraz İstanbul e, adayına bakalım AKP'nin Murat Kurum. E, bugün lansmanı vardı e, Murat Kurum'un. Ve bazı noktalarda öyle sözler söyledi ki herkesin aslında bir, bir anlamda da e, ya siz iktidarda değil miydiniz e, dedirtti. Bunlardan biri mesela taksi sorununu çözeceğiz dedi. E, bir diğeri açtık dedikleri 40.7 kilometrelik metro hattının gerçekte 8 kilometresini zor yapabildiler dedi. Trafik yoğunluğunu bugün %64'e yükselmiş durumda İstanbul'da. Ve e, zirve saatlerde bu oran %90'ları aşıyor bunu da çözeceğiz dedi. Problemler yumağı haline geldiğini söyledi İstanbul'un. Ve e, son 5 yılda ahengini kaybettiğini söyledi. Bu şehri yeniden dengeye kavuşturacak <laughs> sistem İstanbul'u açıklayacağız dedi. Kentsel dönüşümden bahsetti vesaire ama bizim... E, aslında Murat Kurum deyince aklımıza gelen Kanal İstanbul'dan hiç bahsetmedi. Mesela lansmanında bir süredir de anlaşılıyor ki zaten bu kampanyada Kanal İstanbul'un adı geçmeyecek. Nasıl buluyorsunuz Murat Kurum'u AKP'nin adayı olması açısından? Şimdi Tayyip Erdoğan diyorsunuz çok istiyor İstanbul'u. Çok istiyor ama o isteği yerine getirecek kişi Murat Kurum olabilir mi? Tam Tayyip Bey'e uygun bir aday profili. <laughs> Ne yani İstanbul üzerinden e, rantiye düzeni devam ettirecek Ar adeta bir e, yani Türkiye'de demokrasi atama demokrasisine dönüştüğü için yani siyasi hüviyeti sayın kurumun çok sınırlı hı hı. E, yani bakanlıkta dahil olmak üzere performansı daha teknik alan olarak kendilerini ön plana çıkarsalar da, bu bahsettiğim meselelerin her birinin göbeğinde 94 yılından itibaren nerede Erdoğan'ın belirleyiciliği var. İstanbul gibi bugün büyük bir büyük metropol, deprem gerçeği ortadayken, stratejik, jeostratejik konumu dolayısıyla siz altını çizdiniz. E, muhalefet olarak bizim de ısrarla altını çizeceğimiz mesele bu Kanal İstanbul meselesi. İstanbul bu kadar stresi, bu kadar yoğunluğu. Sadece İstanbul değil, Marmara Denizi'nin etrafında Türkiye'nin ee, sanayi birikimi yatırımlarının çok stratejik yatırımları bu bunu dağıtmak mecburiyetindeyiz bu elbette İstanbul'u planlayarak İstanbul'u insanlarımızın yani bugün iç içe geçmiş dış politik tercihlerinizden yani Suriye meselesini İstanbul'un üzerine yarattığı bugün Türkiye Cumhuriyeti yerleşik vatandaşları ne ev sahibi olabilir hale gelmiş ne kiralayabilir hale gelmiş ee, yani İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın 5 milyon hane halkı diyelim. Bunun neredeyse 1 milyon 250 bininin kiracı olduğu gerçeği var. Şimdi Bu veriler ortadayken... Birçoğunun davalık olduğu bir şeyi var. Ayarları yani. bozmuşsunuz. Vatandaşların arasında hem ev sahipleri arasında hem e, kiracılar arasında niza çıkmış. Mahkemelerde birbirini kovalayan, her gün haberlere düşen pek çok vaka. Yani Sayın Kurum'un e, olabildiğince kendisi... Tabii İstanbul'u atadığı kişinin bir siyasal güç birikimi yapmayacak, kendi adına bir oyun planı kurmayacak, kendisinin çizdiği sınırların dışına çıkmayacak. Yoksa daha başka figürler vardı. Zaten seçim sonrası bütün bakanları ikisi dışında milletvekili adayı yaparak bu tür kendilerine müstakil alan inşa etmiş kimi aktörleri zaten sistemin dışına çıkartmasının gayesi de bu. Sayın Erdoğan'ın sistematiğinde hiçbir aktörün Tayyip Bey'e rağmen bir güç birikimi yapabilecek, bir program uygulayabilecek güç temerküzü yapmasına müsaade etmez. Sayın Kurumda bu profile uygun birisi. Peki, ee, şunu sormak istiyorum aslında size. Şimdi Türkiye'de çok uzun zamandır ne zaman bir seçim olsa merkez sağ konusu açılır ve Türkiye'de bir merkez sağ boşluğu var denir. Merkez sağ boşluğunu niye dolduramıyorsunuz? Tabii bir günde buraya gelmedik. Hı hı pek çok sebebi var. Türkiye'nin sosyolojik değişimi var, köy kent dengesinin değişimi var. Yapı olarak partimizin Boşluk yaşadığı var mı? elbette. Ona katılıyor elbette Türkiye'nin Türk siyasetinin tabii dengesine oturmasının tek bir yegane yolu var. bu dengeyi kuracak merkez sağ, makul sağ siyaseti. Toplumun en geniş ortak paydasını inşa edecek bu uçlara kaymış siyaseti daha makul alanda toplumun milletin devletin alternatif maliyetini minimize edecek bir siyasi iklime geçirtmek lazım. Yoksa bu kimlik siyasetiyle Türkiye'nin yol alabilme imkanı yok. Türkiye cumhuriyet, cumhuriyet öncesi bir modernleşme programıyla beraber bir vatandaşlık hukukunu kurabilmiş bu coğrafyadaki yegane ülkeyiz. Irak ve Suriye gibi iki çökmüş ülkeye komşuyuz. Onların aynasında baksak Türkiye cumhuriyet devletinin bu yatay zeminde, demokrasi ve hukuk zeminde inşa ettiği varlığın manasını kavrarız. Tabii merkez sağ e, ifade ettiğim gibi yani %10 barajı 2002'de çok önemli bir kırılmaya sebebiyet evet. verdi. 2007 yılı Anavatan Doğru Yol Partisi birleşmesi. E, bu zaman dilimi içerisinde e, maalesef sadakat duymayan lider lider kadrolarımızın da hatası. Biz de bu noktada elbette eksiklerimiz her şeye rağmen başarılı olmaktır bizim adımıza sorumluluk ama şunu ifade edebilirim. Türkiye bu dengeyi, bu kilidi çözebilmesinin, Türkiye'nin, çünkü Sayın Erdoğan zaten kendi sosyolojisine hitap edecek böyle bir merkezin oluşmaması için, partimizin muhatabı olduğu 10 yıldır hukuksuzluklar, sistematik müdahaleler, yani bizim... Niye genel merkez, genel merkez alanımız bile sanayi depolama alanı ilan edildi. 10 yıldır mahkeme kararları almış olmamıza rağmen. Şimdi onun dışında pek çok müdahaleler. bir takım öne çıkmış siyasi aktörlerin bizim gelenekten transfer edilmesi. Bütün bunlara baktığınızda özel bir hassasiyeti var. 2007'de bunu başaracak eşeğe gelmiştik. Aslında 2007'den bugüne yaşananlara baktığımızda orada bir barajın çökmüş olmasının Türkiye maliyetini görebiliyoruz. O açıdan... Bu iklimi oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hı hı. Yoksa e, bir takım dini, milli, hamasi iklim içerisinde Türkiye'nin can alıcı, can yakıcı meseleleri ne tartışma imkanı, ne müzakere de, ne de bunlara e, sonuç getirecek çözümler bulabilme imkanı Türkiye'nin yok. İyi Parti'yi de merkez sağ olarak kabul ediyor musunuz? Yani hı hı. öyle bir iddiaları yok olmadı. Yani zaman zaman hani Türkiye'de ne sağ var ne sol gibi söylemlerde dahil olmak üzere hani bir takım tanımlamalar. Hı hı. Bir siyasi hareket nasıl doğmuşsa öyle devam eder. Sosyolojik siyaset sosyolojisinin bize sunduğu veri budur. Ee, hani bal bal demekle ağız tatlanmaz diye güzel bir söz var. Hani e, kimi her çıkanın Türkiye'de e, her ortaya dökülenin umudumuz Şaban modunda siyasi parti kuran herkesin bu merkez sağ boşluğundan bastır ama bunun hani e, kadro silsilelerine baktığınızda, referans silsilelerine baktığınızda e, bunun çizdiği alan çok belli. Tabii bize düşen vazife bunu ete kemiğe büründürmek ve Türkiye'nin önünde kuvvetli bir sese dönüştürebilmek. ama maalesef bu kamplar halinde yapılır hale gelmiş siyasi iklim, ittifak siyaseti, siyasi partilerin arasındaki sınırları da yok eden, değerleri erozyona uğratan, bir seçim döneminde bir aday üç tane siyasi parti değiştirdiğini görüyoruz. Bütün bunlar tabii etkileyen şeyler. Evet. Biraz ekonomi konuşalım. E, vaktimizin gerisinde isterim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz 2024 yılını emekliler yılı evet. ilan etti. Ve e, korkmak geçişimizin... lazım emeklilerimizin korkması lazım. Böyle <laughs> <laughs> ilan etmişse evet. derisini yüzeceğim demektir. <laughs> Peki, e, siz e, siz e, bu son zamlarla birlikte işte 2024'te yerel seçimin ardından Türkiye'nin çok büyük bir ekonomik kriz beklediğini bugün bütün ekonomistler söylüyor. Yani her zaman olduğu gibi seçimden sonraya ertelenen, ötelenen bir e, krizden bahsediyoruz. E, bu bu kapsamda siz e, sokaktayken ne görüyorsunuz? Emeklilerin halini nasıl görüyorsunuz? ...iktidarın aslında daha fazlasını yapabilecekken mi yapmadığını düşünüyorsunuz yoksa e, kasa boş mu? Yani neresinden başlasak? Yani o kadar büyük yanlışların içerisinde yanlış politik tercihler. Hı hı. Yani Sayın Erdoğan'ın e, hezeyanlarının e, 86 milyon ...kobayı haline getirilmiş. Yani başta konuş değerlendirme yaparken de ifade ettim. Yani işte önce Çin model denildi, Kore model denildi, sonra adın Türkiye modeli. Şimdi Sayın Nebati'nin şahsında somutlaşan Sayın Erdoğan hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Hı hı. E şimdi yaptığınız o kadar yapısal, senkronize, bozulmaya sebebiyet verecek bir e, politika tercih ettiler ki. Baktılar yürümüyor, daha düne kadar dolandırıcı dedikleri Sayın Şimşek'ten medet umarak getirdiler. E şu son Sayın... E, Merkez Bankası Başkanı ile ilgili ortaya dökülmüş, toplumsal güveni, psikolojiyi yönetmesi gereken bir kurum, tatmin edici, bütün bu iddialara karşı hiçbir açıklamalar yok. Sadece usülden gerekli hukuki takipatı yapacağız diyerek bu meselenin içerisinden çıkabilme şansınız yok. E, Tam Türkiye 20 yıldır kaynaklarını kötü yöneten bir ülke. Hı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli vazifesi Türkiye'nin hem mali, hem iktisadi, hem maddi, bütün alanlarda önceliklerini belirlemesidir. Türkiye'de kaynak etkinliği, maalesef yolsuzluk, usulsüzlük ve ne siyasi denetim, ne idari denetim, ne adli denetim, ne de medya denetimi sağlıklı yapamadığımız için, ki işte medyadayız, bu hususların üzerine çok önemli işte Sözcü Gazetesi'nde de başta Şiitem Efendi olmak üzere nasıl bir takım tazminat davalarıyla karşı karşıya kalındığını adeta Adalet ve Kalkınma Partisi bir siyasi parti olmaktan çıkmış, kamu malını yağmalamak için örgütlenmiş bir organizasyona dönüşmüş. İster yereline bakalım, ister geneline bakalım. Şimdi buradan kaynak etkinliğine baktığınızda öncelik sıralaması yanlış ve bilerek ve istenerek kravatlı bir sorgunla kaynakların soyulduğu bir ülkede elbette gayri saf milli aslı içerisinde 6.8 pay alırken emeklilerimiz 2009 yılında bugün 2 altılar civarına düşmüş. Buradan zaten anlayabiliriz. Bugün açlık sınırı işte bir sendikamız açıklamış askeri ücret evet. bir tık üzerinde. Zaman zaman da ifade ama ettim. Bakın şöyle bir haber var. Sözünüzü kestim özür dilerim ama buradan devam edebiliriz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dediniz. Kamuda tasarruf çağrıları yapıyor sürekli. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı geceliği 4 bin lira olan bir otelde toplantı düzenliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açılışını yaptığı toplantıya dini ihtisas merkezlerinde görevli 200 eğitimci katılıyor. Bu sözcüden Deniz Ayhan'la bir dikkatimi çektiği için aldım bugün. Bir gecelik konaklaması 800 bin lira tutuyor o insanı. Yani aslında hani kaynak var ama bir türlü o şeye çalışana, emekliye, e, asgari ücretliye ulaşamıyor gibi sanki. Biraz öyle ifade ettim Hı. Türkiye kaynaklarını kötü kullanıyor. Kamu. Kaynak etkinliği, hı hı. yani etki analizine baksak, hedefe biraz evvel ifade ettiğim usulsüzlük, yolsuzluklar. Hı. Geçmişte de çağrıda bulundum. Bir kez daha altını çizmek isterim. Türkiye'de yolsuzluklar, milli güvenliği tehdit edecek bir sistematik soruna dönüşmüştür. yani O açıdan e, e, emeklimiz başta olmak üzere, Türkiye'de e, ücretlerimiz başta olmak üzere, devletin, kamunun, çünkü kamu piyasadan çok önemli bir kaynağı çekiyor. Çok verimsiz kullandığı için e, Türkiye bu birikimini kaybediyor. Hı hı. Şimdi diyanet işlerinden tutalım. E, şimdi siz e, bir politika ortaya koyduğunuzda önce kendiniz o fakir yapmazsanız kamunun, toplumun ona inanmasını, güvenmesini zaten bekleyemezsiniz. Ama şu sözleri biliyoruz zaten. E, hani... Ee, itibardan, itibardan tasarruf edilmez diyerek şan şatafat. Yani Türkiye maalesef sadece Ankara'da savurganlık değil. Böyle bir zincir iktidar cenahı adeta bir Meksika sınırı çizilmiş. Sınırın bu tarafında hiçbir uygulama, hiçbir tasarrufa, hiçbir tedbire yani üniversiteleri rektörlerin çiftliği haline gelmiş keyfi bir düzen. Ee, sayıştay görevini yapamıyor. Sayıştay raporlarına baksanız artık usulü tamamlamak için neresinden kırparak çok sınırlı sayıda sayfalara inmiş. E, Büyük Millet Meclisi bütçe üzerinden bu denetimi yapabilecek gücü yok. Bütçe görüşmeleri dahil olmak üzere ki e, iş tüzükte iki hususta özel düzenleme vardır Bir bütçe görüşmeleri, iki beş yıllık kalkınma planları. Bir gün içerisinde Türkiye'de kalkınma planları mecliste görüşüldü. Hangi maddesi, hangi başlığı tartışıldı? O açıdan bakınca iktidarın iki katına çıkmış memur sayısıyla beraber kamuda istihdamı artırarak bu düzen içerisinde ne kadar çok kitleyi kirletebilir, ne kadar çok kitleye bu rant mekanizması içerisinde dağıtır hale gelirse kendisini sorgulamayacak o kadar kitle var diyor. O nedenle başta Diyanet'in yani hutbelerinden başlayarak seçim dönemi son haftaydı bir cuma namazında yani hutbede ee, vaaz eden İmam Efendi'nin sadece hangi siyasi partiye oy verilmesi gerektiğini söylemedi. Şimdi bu hale gelmiş Türkiye. O açıdan her alanı politize etmişsiniz ve sürdürülemeyecek bir çarpık düzeni kaynakları kötü kullanarak sürdürmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi e, şu, birkaç soru daha soracağım. Çok az vaktimiz kaldı. E, Gültekin Bey, AK Parti Genel Başkanı, e, Cumhurbaşkanı Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan Telefonunuz çalsa ve arasa ve sizi saraya davet etse. Ve desek ki bizim ittifakımızın bir parçası olun. Ve e, bizimle birlikte yol yürüyün. Onlara direkt hayır mı dersiniz? Yoksa sizin şartlarınızla şartlarınıza uygun olursa evet mi dersiniz? Ne dersiniz? Yani bu noktada tavrımız çok net. Geçmişte de bu tür zaman zaman teşebbüsler olmadı değil. Ama biz ifade ettiğimiz gibi mı size. Yani davet ettiler mi? Yani Cumhur İttifakı yani, içine. Yani hani, günü birlik konjektürel bir karar vermiyoruz. siyasi partilerin ölçülerine davet olur. ettiler Biz, mi? Bundan Öyle 70 mi? yıl önce siyasi parti genel başkanlığıyla devlet başkanlığı aynı kişinin uhtesinde olmasını itiraz etmişiz. Hı hı. Demokrat Parti'nin 1947 7 Ocak 1. Büyük Kongresinde siyasi tarih hürriyet misakı olarak geçmiş. O belgede vardır. O açıdan Sayın Erdoğan'la Dün söylediğinizi bugün unutan, tabii hoş şöyle de bir şey var. Türkiye'de tutarlılık, muhalefetin sorumluluğunda. İktidar canağındaysanız, dün öyle söylemişsiniz, problem yok. Yani bir siyasi partinin lideri işte hepimizi katarak neredeyse terörist ilan etti. Açıklamalarına baksak, özelliğe varıncaya kadar neler istemiş? Montaj diyerek, bunlar fake diyerek, bunların içerisinden falan kimse çıkılmaz. Ama hafızamız yorgun olduğu için bütün bunları konuşmuyoruz. O açıdan biz Demokrat Parti olarak tutumumuz belli. Ne kişisel olarak bir kariyer planı Hı -hı. peşindeyiz. Ee, Türkiye'nin düzgün yönetilmesini istiyoruz. İşleyen bir demokrasi istiyoruz. İsteyen işleyen bir hukuk düzeni istiyoruz. Yoksa e, önümüz 3-5 yıllık dönem içerisinde Türkiye doğru rotaya sokacak. Türkiye'nin büyüklüğüne dek bir siyasi programla kadroyla buluşturamazsak daha büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalır. O program plan nedir? Yani 3 yıl içerisinde dediniz. Neden 3 yani, yıl? Oradan kastım şudur. Yani ya Zaman hızla akıyor. Zamanınızla demek akıyor. Yani bu sürdürülebilir bir halde değil. Sayın Erdoğan'ın günü birlik, ahbap çavuş ilişkileriyle bir takım kirli kaynaklarla Türkiye işte gri listede Türkiye. Hı hı. Yani bunlarla finanse edebilirsiniz ama sağlıklı bir büyümeyi, sağlıklı bir ekonomik dönüşümü ki 2002 yılından 2003 yılının başından itibaren dünyada para bolluğu dediğimiz böyle bir dönemde niteliksel bir dönüşümü ekonomide başarabilmek imkanı varken verilere bakalım. Türkiye'nin çok dile pelesenk edilir. İşte yüksek katma değerli ürünler, ihracatınıza bakın, üretim payınıza bakın. Yine aynı yerlerde. Bunu da yaparken Türk özel sektörünün bir gücü var, bir patlama eşiğine gelmiş ama e, hukuk Teminatı, demokrasi ve hukukun başladığı istinat noktası hukuk e, mülkiyet hakkıdır, mülkiyet teminatıdır. Türkiye olağanüstü hali içerisinde pek çok insan gördük ki kaynaklarını yurt dışında nasıl çıkaralım diye. Çünkü bugün e, maalesef e, yastık altından tutalım atıl vaziyette Türkiye'nin önemli kaynakları var. Türkiye'de sağlam işleyen, sağlıklı bir serbest piyasa, hukuk düzeni, demokrasi olmadığı için. Çok teşekkür ediyorum. Son bir soru soracağım. İstanbul'da Cemal Engin aday gösterecek misiniz? Ne kadar yakınsınız? Son dakika çıkarmaya çalışıyorum. Benim de işim bu. Şöyle yani Cemal Bey istekli. <laughs> parti olarak aslında her noktada adayı göstermek. E, ifade ettiğim gibi pazartesi genel kurulumuz var. Bir değerlendirme yapacağız. Pazartesi belli olacak? E, i̇nşallah pazartesi belli ederiz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ben çok ediyorum. Ben e, bir kısa reklam arası sonra veda edeceğim size. E, kısa bir araya gidelim sayın seyirciler. Arkan, Berlin'e selamlar. Ceketin nereden? Bursa'dan. Made in Turkey. Hello, Clare Princess. Ay, maşallah. Tamir'e Türkiye'den. Hem de Denizli'den Köln'e kadar geliyor. Esnaf ve gobilerimizin Made in Türkiye ürünleri... ...Bursa'ya gider gibi Berlin'e, Bartın'a gider gibi Bakü'ye... ...ve yüzden fazla ülkeye ulaşıyor. Trendyol'un desteğiyle e-ticaret, e-ihracata dönüşüyor. Baksanıza, bize her yer Türkiye. Büyük olduğu için ucuz ucuz olduğu için büyük A 101'de. Patatesin kilosu 14 lira 95 kuruş. Tabak mantarına dedi 22 lira 45 kuruş. Meysu Kola. Gönlün rahat iç. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye teklifleri tek tek karşılaştır işin yoksa. Zaten fiyatlar da iyi değil, Dijital ihale platformuyla. Tedarik ve satın alma süreçlerinin çözümünde... işinizin yanında. Şimdi Türkiye'nin bir numaralı tercihi Dardanel ton alan herkese bir kutuda Dardanel'den hediye. Merhaba. Burası Sütaş'ın harika dünyası. Mutlu ineklerin yuvası. Doğal yemler bizim için üretiliyor. Çiftlikteki herkes bize gözü gibi bakıyor. Bir tanesiniz. Sütlerimiz sağlıklı, sütçülerimiz bilgili. İyi dersler. Burada ustalık ve uzmanlıkla atılır süt taşın imzası. Doğal lezzetlerle dolsun hepimizin sofrası. Süt aşkıyla kuruldu. Çiftlikten sofralara, süt taşın harika dünyası. Bul, 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 26 Ocak tarihlerinde altılı sırma maden suyu 15 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın iki katı money iadesi Migros'tan. Migros'tan ucuzunu bu bu bul, bul, bulabilirsen. <laughs> Evet özel röportajın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığınız ve değerlendirdiğiniz Sizin yayın devam ediyor. İyi Benim evet birazdan <laughs> maratonum devam ediyor ve nokta atışıyla. Sayın seyirciler az sonra karşınızda olacağız ve yine Türkiye'nin meselelerini konuşacağız. Tekrar teşekkürler değerli katkınız için. Görüşmek üzere.